Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben birazcık bademciklerim şişti. Sonra antibiyotik başladım. Ondan sonra biz şimdi böyle tur yaptık ya bizim ekiple birlikte. Korktuk hepimiz korona mı olduk diye, değilmişiz. Ama biz böyle hapşurunca insanlar etrafımızdan çil yavrusu gibi dağılıyor. Diyorlar ki, ama çok da haksız değiller. İstanbul'dan Bursa, Bursa'dan Ankara, Ankara'dan Malatya, Malatya'dan Antep, Antep'ten Urfa, Urfa'dan Ankara. Şimdi dolayısıyla insanlar bizi görünce bunlar da her şey olabilir falan diye bakıp böyle bir şey yaşanıyor. O yüzden sesim biraz tuhaf gelecektir. Biraz konuşurken de bademciklerim beni biraz zorluyor açıkçası. Ama çok şükür iyiyim. Gayet bugün Etrabe'nin doğum günü. Happy birthday Etrabe. Dolayısıyla da iyiyiz, keyifliyiz. Sadece birazcık bir yorgunluğumuz var. O da normal artık, yani öyle söyleyeyim. Şimdi grupla psikolojik danışmayla devam ediyor olacağız ve grupla psikolojik danışmada belli başlı kriterler var. Bunların da ne olduğunu tek tek şimdi birlikte paylaşacağız. Arkadaşlar, buradan daha önce de söyledim, 3 tane soru geliyor, bizim için önemli. Şimdi grup rehberliği ve grupla psikolojik danışma dediğimiz sürecin... Ay, öksürdüm. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani bu öksürük öyle bir öksürük değil. Bademciğim acıyor. Buram böyle, buram acıyor. Şimdi bakın, grup rehberliği ile grupla psikolojik danışma arasında fark var. Yani ama ortak tarafları da var. Bu ortak taraflardan bir tanesi şu: her ikisi de çok ekonomik. Yani böyle gerçekten çok kısa zamanda pek çok şeyi bir arada paylaşmak adına gerçekten mantıklı yöntemler. Sınavda grupla psikolojik danışmada liderlik tarzlarını soruyorlar. Grupla psikolojik danışmanın ilkelerini soruyorlar. Daha önce bahsettim. Arvin Yalom'un etkisi burada çok çok fazla. Hepsini anlatıyor olacağım. Şimdi bireysel rehberlik ve grup bireysel danışma arasındaki fark, grup rehberliği ile grupla psikolojik danışma arasındaki farklarla hemen hemen aynı. Bir toparlayacak olursak şöyle düşünün. Yani rehberlikle psikolojik danışma arasındaki farklar burada da geçerli. Bir kere grup rehberliği dediğimizde biz bilişsel bir durumdan bahsediyoruz. Yani daha çok bilgilendirme ağırlıklı, derine dalmayan, daha yüzeyde kanan konulardan, temalardan bahsediyoruz. Nedir bunlar? Atıyorum, okul disiplin kuralları, meslek tanıtımı, ergenlik dönemi özellikleri, ıvır zıvır bilmem ne yani. Dolayısıyla bunları ortaya koyabiliriz. Diğer tarafta grupla psikolojik danışmada duyusal bir taraf var. Yani oradaki temalar, işte aile travmaları, istismar, madde bağımlılığı, öfke problemi gibi çok daha derinlemesine ele alınan problemlerdir. O yüzden duyusaldır dememiz gerekiyor. Başka bir şey, grup rehberliği yine gündemlidir. Yani şunu demek bir grup rehberliğidir. Arkadaşlar, bugün size madde bağımlılığının ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vereceğim ya da madde bağımlılığından korunma yollarını anlatacağım dediğimde ben şu an grup rehberliği yapıyorum. Ama madde bağımlısı bir insanla bir grup terapisi içerisinde çalışmak, işte bu grupla psikolojik danışmadır dememiz gerekiyor. Grup rehberliğinde süre esnektir. Yani 2 saat, 3 saat bile sürebilir. Ancak grupla psikolojik danışmada süre 90 dakikadır. 90 dakika haftada 1 seans veya bazen 2 seans şeklinde olabilir ve toplamda 10-14 seans civarı yapılabilir. Temalardan bahsettik. Grup rehberliğinde tabii yine söylüyorum, uzmanlık şartı aranmaz ama diğer tarafta grupla psikolojik danışmada muhakkak ve muhakkak uzmanlık şartı aranır diyoruz. Bu tür bir ayrım da soru olarak karşınıza gelebilir. Şimdi grupla psikolojik danışma aslında insanların kendilerini bir grup içerisinde, grup dinamiği çerçevesinde algılamalarını sağlayan ve gerçekten her zaman söylüyorum muazzam bir şifa kaynağı olan bir psikolojik müdahaledir. Bir tane dizi vardı, Terapist diye. Mesela oradaki grup terapisti çok iyiydi. Çok da güzel bir kurgusu vardı onun. Yani şöyle düşünün, insanların grup içerisinde aldığı fayda, yani bazı insanlar için söylüyorum, bazen bireysel müdahaleden çok daha iyi olabiliyor.
Çünkü grubun bir etkileşimi var, grubun bir dinamiği var arkadaşlar. Böyle düşünmek lazım. Aynı ilacı kullanan insanların yaşadığı problemlerden oluşan bir grup hazırlamak mesela. Değil mi? Yani bu olabilir. Ya da madde bağımlısı olan ya da istismara uğramış insanlar ya da travmaları olan, farklı travmaları olan insanları bir arada çalışmak. Bunların hepsi grupla psikolojik danışma kapsamına giren durumlardır diyoruz. Peki şöyle bir soru gelse, yani grupla psikolojik danışmaya kimler daha uygundur şeklinde bir soru gelse cevabımız şu olmalı. Bir kere insanların farklı insanlara bakış açısı kazanması konusunda grupla psikolojik danışma gerçekten elverişli bir yapı olarak karşımıza geliyor. Başka bir şey kabul tepkileri. Arkadaşlar tek başımızayken bir konuda iddialı olmak daha bence kolay. Ama bir grup içerisinde, o grubun dinamiği içerisinde yani farklılıkları gördükçe o konuda hala sağlam durabilmek işte bu kolay bir şey değil. Şundan bahsediyorum. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ben insan haklarına saygılı biriyim. Diyebilirsiniz. Kendi bireyselinizde bunu yaşamış olabilirsiniz. Ama grup içerisinde bu bir sosyal grup olabilir. Arkadaş ortamı olabilir. Üniversite sınıfınız olabilir. Farklı insanları gördükçe de acaba insan haklarına hala ya da insanların öznel dünyalarına saygı duyabiliyor muyuz? İşte bu bir sınav. O yüzden grupla psikolojik danışma insanların gerçek karakterlerini ortaya çıkartır. Yani o koşulsuz kabul, mesela şöyle diyebilirsin. İnsanları koşulsuzca kabul ediyorum, hiç kimseyi ayırmadan kabul ediyorum. Ama bunu tek başına bireyselinde söyledin, eyvallah. Ama farklı grupları gördüğünde hala bunu söyleyebiliyor musun? İşte burada yine bir soru işareti olduğunu söylemek mümkün. O yüzden grubun içerisinde farklı insanları koşulsuzca kabul edebilecek bir dinamiği de insanlar kazanmış olabilirler ya da kazanabilirler. Yine atılganlık eğitimleri çerçevesinde sosyal beceri geliştirme, yani insanlar karşısında konuşabilme, birlikte bir şey yapabilme, işte birlikte işbirliği kurabilme gibi toplumsal becerileri kazanabilmek için de grupla psikoterapiler oldukça etkili. Ve paylaşım ihtiyacı, hepimiz insanız ya, değil mi? Hepimiz insanız. Yani her birimizin sosyal bağlara ihtiyacı var. Ve bu sosyal bağlar bizi bir şekilde hayata bağlayan şeyler aynı zamanda. Yani bu hani ipotekli bir kimlik geliştirmek anlamında söylemiyorum ama hani kişinin kesinlikle o noktada bir şey ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani sosyal bağlar bizi daha güçlü kılıyor, daha ait kılıyor. Evet ya diyorsun, ben evet ya ben buradayım ve bu insanlarla birlikteyim ve bir aidiyetim var. İşte bu da insanların ruhen daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Yani aslında grupla psikoterapide illaki sorunlu insanlar gelecektir diye bir şey yok. Kişi farkındalık kazanmak istiyor olabilir. Yani çözemediği şeyler vardır. Bunlarla alakalı da bir grup dinamiği yapılabilir. Ve şunu unutmayın. Burada söylemedim galiba. Grup rehberliği yaparken uzmanlık şartı aranmaz. Ama grupla psikolojik danışmada uzmanlık şartı aranır diyoruz. Burada da yani grupla psikolojik danışmada da aslında grup lideriyle grup üyeleri arasında geçen bir dinamikten bahsediyoruz arkadaşlar. Süreç bu şekilde ortaya konuluyor. Ben konuşamamaya başladım. Sesim gitmeye başladı değil mi? Biraz değişmeye başladı. Evet, şimdi grupla psikoterapinin amaçlarıyla, işte ilkeleriyle, özellikleriyle inşallah devam edeceğiz. Görüşmek üzere.